biraz daha duyayım senden o mevzuyu. Şimdi 10 dakikada 500 dolar kazanmak bayağı iyi. Adamlar. Olsun, iyi ödül var, öyle deme. Ödülü de uzaktan falan. Olsun. Onlar da bugün şöyle adamlar bir... Adamlar geldiler, ısındılar, TDM oynayacaklar, evet. Geri gidecekler. Elleri ısıtmış olacaklar. Estücü oyuncuları ekranlarda. Valkes Nexia ekibini de birazdan göreceğiz ama onun öncesinde Kupa. 3 haftalık sürecin sonunda final aşaması oynanacak. Toplamda 18 karşılaşma olacak final. Ve başladı. İki temsilcimiz Estücü ve Valkes Nexia iyi olan kazansın. Şimdi... Yakın mesafede The Wolf ilk elemeyi çıkarttı Swain'le. Hemen ikinci skorunu alarak takımına ciddi bir 2-0. Katkı. 2-0. Valkes Nexia üstünlüğüyle mücadele başladı. Üçü de buldular. Sulator da yakalanacak gibi duruyordu ama Kayn devam etmedi. 3-0. Valkes Nexia üstünlüğüyle devam ediyordu. Maç 4-0 oldu. Kayn Sulator'a da döndü. Hamsici de yakalanacaktır. 5-0. Hamsici yakında yakalandı. 6-0. 7-2. S2G bu mücadeleye çok iyi başlayamadı. Valkes Nexia'dan güzel, çok güzel bir başlangıç. Çok hızlı bir başlangıç. Bu arada yani S2G'yi biraz mainlerinde tutmayı başardı Nexia ekibi, Ivy Nexia ekibimiz. İki ekibimiz de yani çok güçlü. İki ekibimiz de aim konusunda çok çok kuvvetliler. Yani bakalım kim kazanacak. 8-5'e döndü birden. Birden işin rengi değişti burada. Raze'den agresif bir ön Kayn. 9-6. Ya iki ekip de çok güçlü. Sen kimin kazanacağını düşünüyorsun Sencer? Yani... Aim konusunda ikisi de yani birbirinden ayrılamayacak kadar kaliteli oyuncular. Bence şöyle olacak. Yani kimin kazanacağını bilmiyorum. Ama hani iki takım 100 tane TDM oynasa... 50-50 gibi. Böyle 45'e 55 falan olur gibi değil mi? O kadar bana. Yakın yani. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Katılıyorum sana. Şu an ama Ivy Nexia ekibi epey bir hızlı başlamış durumda. Tekrardan farkı 7'ye kadar çıkarmayı başardılar. Şu an yani iki taraftan da tabiri uygunsa canavar gibi bir oyun görüyoruz. İki tarafta çok agresif. Mermiler hiçbir şekilde durulmuyor. Skarlar konuşuyor. ...15-8... Valkes Nexia üstünlüğüyle mücadele devam ediyordu. 16-9, 17-9... Üstünlük hala Valkes Nexia oyuncularında. 18-9, Amsici yakın mesafede Zwolf'un olduğunu biliyordu. Zwolf'un üzerine pikledi ama... Zwolf yakın mesafede etkili olmaya devam ediyor. Simulator Zwolf'un karşısında bir canı kalmasına rağmen Zwolf'u yakaladı. 19-12, şimdi 20-13. İlk 20'yi bulan taraf Valkes Nexia oldu. Henüz daha haritada 2,5 dakika geçmişken alınması gereken skorun yarısını almayı başardı. Valkes Nexia 15'e getirdi şimdi S2G durumu. Farkı 7'ye düşürmüştü ama yeniden Frozen'ın skoru sonrasında fark 8'e çıkmış durumda. Fark 9 oldu. Amsici yakalanacak. Fark 10. 15-25. Valkes Nexia üstünlüğü devam ediyor. Epey bir üstünlük sağladı bu arada. Fark 10 civarında şu an, 10'a kadar çıktı fark. Bakalım şu an S2G'den bir atak görecek miyiz? 28-17 fark. Hala Ivy Nexia ekibi farkı biraz açmaya devam ediyor. İki takım da gerçekten çok hızlı oynamayı tercih ediyor bu haritada. Frozen Simulator'a doğru bakıyor. Şimdi Zwolf'la konteynerin arkasında karşılıklı ayak oyunları. Bu arada 30'u buldu Valkes Nexia. Simulator Zwolf'u yakaladı. Simulator. Ekstra 2 skor. Fark 9. Biraz daha durağanlaştı oyun. Tekrardan kızışacak mı? Fark birden 9'a düştü tekrardan. Bir 10 oluyor, bir 9 oluyor, bir 11 oluyor. Çok hızlı bir maç. 10'a kadar geriledi tekrardan. Zwolf Raze'i yakaladı. 35-23 artık. Muhtemelen ufak ufak Valkes Nexia üstünlüğüyle biteceğini söyleyebiliriz. Evet, sadece 4 skora ihtiyacı var şu anda Valkes Nexia ekibinin. 3. Skoru kaldı. 2. 1. Ve son skor da Frozen'dan mı geliyor? Bakalım. Bakalım Frozen'la Hamsici arasında bir face to face görüyoruz. Yok, arkadan Simulator'dan bir takas derken Swain son skoru almayı başardı. Yani 40'a kaçtı ya, takip edemedim. 32 miydi? 28 miydi? Öyle bir skorla bitti. Birazdan ekranlara gelecektir. Valkes Nexia günün
TGM mücadelesini kazanmayı başarıyor. Onları tebrik ediyoruz. $500 da cuklayan Frozen mutluluğu görüyoruz burada. Ne yapar?